Evet, kalın do pozisyonuyla alakalı konuşacağım şimdi. Burası sol elde ince do, si, la, sol, fa. İlk önce bu ilk 5 notayı öğreniyoruz, değil mi? Ama şuradaki mi, re, do'da hep bir karışıklık yaşanıyor. Bu mi, re, do'yu karıştırmamak için de şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Çizginin anlamı fa olduğu için, fa notası olduğu için buradan geriye doğru saymak gerekiyor. Mi, re, do. Yani bu üç notayı bu şekilde oturtabiliriz. Örneğin bu parçaya geldik. Bu parçada ilk kalın do ile başlıyor. Aslında üstte de do var. Öğrenciler genellikle sağ ile ezberleyip sol eli ona uydurarak çalıyor bu parçayı. Evet, bu zekilik, okey, ama normalde notayı da okumamız gerekiyor. O yüzden şöyle yapıyoruz. Bunu okuyamadık mı? Fa çizgisine bakıyorum. Fa'yı buldum. En yakınındaki notadan geriye doğru sayıyorum. Mi, re, do. Doğal olarak do, re, mi, fa oluyor. İşte bunu bu yöntemle belki biraz daha kolay çözebiliriz.